Evet dostlar, bugün yeryüzü seslerinde tabii ben çok sık Baba Ali'den, Cağaloğlu'ndan derken işte şimdi Beyazıt'a doğru bizim önemli Sinan Paşa Medresesi'ne geldim. Bu medresede çok değerli bir, aynı zamanda hattat ustası, burada öğretmenlik de yapan değerli Şeyhmus Kaçalım. Kaçan kardeşimizle tanıştım ve onun bu güzel çalışmalarını şimdi hem de burada onun yaptıklarını kendisinden dinleyelim. Evet Şemus kardeşim, buyur. Sinan Paşa Medresesi'nde kaç yıl oldu, ne kadar oldu? 5 sene yakın oluyor buradayız. Daha önce Üsküdar'da bir yerimiz vardı. Oradan sonra buraya geldik. Burası bizim hat odamız. Burada hem kendi çalışmalarımızı yapıyoruz, sergiliyoruz. Hem talebelerimiz var, onlarla meşk yapıyoruz. Klasik usulle meşkimize devam ediyoruz. Haftada bir devam kaydıyla. Seni yetiştiren usta kim Mümtaz Şemus Hoca, kardeşim? Mümtaz Durdu. Mümtaz Durdu Hoca'dan, bir de Ferhat Kurulu Hoca'dan ikisinden icazet aldık. İstanbul kökenli. İstanbul, evet. Evet. İRSİKA diye bir kurum var. Uluslararası bir kurum. Oradan icazetimizi aldık. Ne güzel. Şimdi Şemus kardeşim, istersen bu yaptığın çalışmaları böyle senin cevapların anlatımlarınla biraz gösterelim. Bu yaptığın çalışmalardan biri Bu benim senin. aslında hocamın çalışması. Bir tek Tamam. o Ne şey. anlatıyor buradaki hatta? Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen 19 harfli ayetler var burada. Sekine diye tabir ediliyor. Tamam. Bunlar okunup yazıldığı zaman insana bir sekinet, sükunet, sakinlik verdiğine inanılıyor. 6 ismi azam var, 6 büyük isim. 10 tekbir de olması gerekiyor normal şeyde. Çok güzel. Aynen. Buradan geçiyoruz bunlara. Evet, burada da Bunlar da Peygamber senin Efendimizin, çalışman. evet hocam, Evet. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi, Hubbü dünya re'su kulli hatiyeti, dünya sevgisi bütün hataların başıdır hadisi. Bu da Bir daha işte söyler misin? dünya sevgisi Evet. bütün hataların başıdır. Dünya sevgisi bütün hataların Başıdır, reisidir, başıdır. başıdır Evet, çok falan güzel. gibisinden. Devam edelim. İstersen sen de gel böyle Bunu burada. bir cami için yazdığımız bir yazı aslında. El-Hakem ismi şerifi. Evet. Bu da yine Ebru'yla Azraki gibi Çok murakka güzel. yapılmış klasik usulle. Evet. Bununla devam edelim. Burada da 5 farklı sure parça var. Ayet-el Kürsi, Fatiha, Maşallah, Felak ve Nas sureleri, bir de en sonunda Nazar ayeti Çok güzel. var. Bunlar senin tabii değil Evet, mi? tabii bunlar. Sadece o baştaki hocamın. Evet, tamam. Böyle bir alalım onu da. Bu tarafa geçtik. Burada da yine cami için yaptığımız bir yazı. En-Nur ismi celali. Evet. O da yine klasik usulle murakka yapılmış, ebru yapılmış bir Çok çalışma. güzel. Bunlarla devam Evet. ediyoruz. El-Kuddüs ismi, bu da aynı şekilde. Üstteki de ''Ve'accil bit tevbeti kablel'' yine hadis-i şerif. Yani. Ölmeden evvel tevbe etmeden acele edin Evet. hadisi. Güzel. Buna devam Bu da edelim. yine bu dünya azalki gibi, onun farklı bir Hali. ebruluğu hali. Üstte elifler var. Elif de Evet. malum Allah'a isim geliyor. Çok güzel. Burada Şu, İran Ebru'su üzerine Ayet-el Kürsi. evet, o özel bir çalışma Evet. sanki. Yan taraftan böyle bir şey çıkıyor. İranların değişik bir tarzı var. Hoşuma gidiyor. Orada bir Ayet-el Kürsi yazdık. Evet, çok güzel çalışmışım Teşekkür bunu. ederiz. Bu tarafa geçtim. Eyvallah. Burada Şemuş'um. evet. Subhanallah ve hamdi. Subhanallah azim alttaki. O da Evet. aynı şekilde murakka yapılmış. Ortadaki hu. Bu da edep yahu. En çok Osmanlı'da özellikle en çok kullanılan bir şey. Alttaki de Kur'an-ı Kerim'de en çok Allah lafzının geçtiği sayfa. Bütün Allah lafızları alt alta geliyor, tevafuk ediyor. Bir de çok ilginç. Son alttaki üçüncü satırda Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire ayeti var. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin ayeti var. Allah'ı en çok zikredin denilen sayfada Allah en çok zikredilmiş. Böyle değişik bir şey var, hikayesi. Evet. Buradan şurada Burada yine Peygamber bir, Efendimizin bu da senin İlyas-ı Şerif, çalışman. evet, bunlar bizim çalışmalar. İlyas-ı Şerif, Peygamber Efendimizin modern tarzda bir
fermanın içinden sanki böyle açılıyor gibi o his var. Minyatür ve at beraberinde bir çalışma. Evet. Eline sağlık, çok şey, güzel. Sağlık. Böyle kendi odam burada. Bunlara devam ediyorsun. Günde kaç saat buradasın? Sabah şey işte 8 gibi gelmeye çalışıyoruz. Akşam da 8 gibi, 8-9 gibi gitmeye çalışıyoruz. Ha, güzel. Peki yani burada hat öğrencilerin var mı? Var tabii. O dersler var. Devam ediyor mu? Dünyanın birçok yerinden hatta böyle ders almak isteyenler oluyor. Onlarla çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İşte haftada bir dediğim gibi devam etme kaydıyla isteyenlerle çalışıyoruz. Evet. Peki sana nice öğrenciler diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde umarım daha farklı bir şekilde yine buluşuruz. Hatat sanatının yayılması için ne yapmak lazım son olarak? Yani önerin nedir? Öneri önce iyi öğrenmek lazım. Yani yeni birisi için mi soruyorsunuz? Evet. Öncelikle bu işin temeli bir hoca bulması gerekiyor talebenin. Talep eden kişinin iyi bir hoca bulması gerekiyor. Ama son 10 yılda yayıldı bu. Bayağı biraz yayıldı, iyi oldu sanırım. Evet, değil mi? Eskiden yoktu çünkü. Tabii eskiden biraz daha kısıtlıydı, dardı. Şimdi bayağı geniş, herkes her yerden. Hatta yurt dışından mesela ders almak isteyenler oluyor. Onlar da işte bir şekilde dijital ortamda ders yapmaya çalışıyoruz. Peki. Bir şeyimiz var. Ağzına yüreğine sağlık. Şeyimiz hocam. Sağ olasın.